Müslümançılık degenimizde zahiri görünüş, aytaylik mana namaz okuyapız, ibadet kılıyapız, hacilerge bar yapız, umralarge bar yapız, hem ibadetler öz yönünde güzel adab oluyapdı. Lekin Müslümançılık mizanı degende fakat şunu özünü düşünmezden belki manevi kalbimizde mümin Müslüman kalışı kiri bugün kub faziletli işler varlığını afsus ki unutup koyduk. Şundan bittersi dostluk, kadırganlık, tafrikaçılıktan yüzü okuruş, itfak buluş. Mumun Müslüman özü bir yerde durgen olsa, özü tanımasa hal. Niçin bin kilometre nereyada bitti Müslüman ya ağzı riyetse yaklaştı. Bitti Müslüman nahaktan göz yaşı tutsa açılmış gerek. Çünkü bu İslam bana şimdi güzel nimet ki kalplerini ulfat kılgın. Mumun Müslümanlarını birbirleri bile ulfat kılgın. İçimizde bana şu hissiyat ne? Rengi, tili, milleti, irkiden kat'i nazar kançalık birbirine muhabbet kılıçlık hissiyatını kubra hacıge borgenler görür. Kabe'ni uçak durganızda kara habaş bilen yüzü getirip Allah'ın beytini ziyaretini yıkılıp durganızda kız kılasın. Başka cazı ondan hazar kılışız mümkün. Dirkenişiz mümkün. Lekin Kabe aldı da kıyametini kız kılıp durgan bir parlada kara habaş ki yüzümüz getirip ya Rabbi de bin uzunet öyle de siz özizit bilizden Muran münacat kılıp yıkılıp durganızda mümin Müslümanlar dostluğunu, kançalıklığını düşünür. Lekin huddu şu hissiyat, huddu şu ruhiyetteki terbiye aslında hamacada bulacak. Allah Kur'an-ı Kerim'de şunu düşünün hem bizlerine İsta'izu bile ve'tesimu fi hablillahi cemi'a din merhamet kıladın. Ve la teferrakun. Sizler şeriatta arkanda hammeleriz bir bölüm şeyler. Ve la teferrakun. Birbirlerinizden tafrika kımeyler diyor. Bölünüp gitmeyler, tafrikalarına bölünmeyler. Belki hammalarız bitti şeriatta arkanın uçlar. Birbirleri sürenin akın kebul eyler. Allah Kur'an'da bana Ali İmran Suresi'de kuttu şu manadaki ayette tercihime manasını eğitip bir mahcuman ki Allah eğitipti. Hammeyiz Allah'ın arkanını, Kur'an'ını mahkem tutuyor. Ve fırkalarına bölünmeyin. Hem de o zora adavatta bölgen payetlerinizde dillerinizde tutaştırıp aşna kılıp koygen Allah'ın nimetini yaptı tutun. Onun nimet tüfeyli biraderlerine eğlendiğinizde. Kale, mabada biraderlerinizde adavat ya bir neyse payda obetası Allah sizi iman, İslam arkayı birader kılıp koygenini esleyin. Bu gebni Allah etiyordu. Esleyin, oylanın, fikir kılın, tefakkur kılın. Ve birbirinizde bu kadar mühür akıbetinizin ziyade kılıp kaydırışı hareket edin. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şundaydı merhamet kılgın ekerler. İmam-ı Gazzali özünü kitaplarda kildirediler ki Resulümüzün keplerini bazı ameller ibadet şekilinde bulması hem savabı cüde hem kuh. Yani ibadet şekilde de, mesela namazı kursak ibadet şekilde de buladı. Taharat olamız, kıbleki yüzlerimiz, namaz okuyunuz, başka kılamız, ruzu tutamız, ruzu amellerimiz. Lekin şimdi ameller var ki ibadet şekilde bulması hem sevabı güde hem kur. Bu en birincisi bana şu dostum geçiyor. Şunaka sahabeler oluyor ki uzları giymezden, bildirmezden hoşunuzu yapıp çıkıp musafirge vergen. Biz bu şehriyemiz, bugün bu masaya erteki karnımız toyar dedi, ah çıkıp bir yerken. Uzunluk yemeyeneni bildirmedi. Şimdi dostluklar bugün ki sahabeler arasında ahırda can birer haletindeki bir kultum suğunu ilmiyor. Meydanda yatırdılar. Bir tesi can birer haletinde. Bilesiz ki insan can birer etkeni suğu geçeşine bulabilir. Dengizler suğunu çakağını kaldırmasın ki. Su deb yatıp da bir sahaba. Bir adam korup ikinci sahaba meydanda yugurup gelip su alıp gelip halifinge bir niyeti de şundan ağzıge alıp gelip suğunu içince durdu nergi tamamdan yine bir insan su dedi. Uhan can birer halı.
haligi chanqab turgan shundoq to'xtadi. Jon berar holat turibdi o'zi. Ovozi tanishar, u falonchi emasmi dedi. Ha shu, ha u meni qiyomatli do'stim. Unga avval bering dedi. Unga avval bering dedi. Haligini oldiga boruvdi, yana bitta joydan suv chiqdi. Ikkinchi odam ham kim u suv degan falonchi. U meni qiyomatli do'stim, unga bering dedi. Haligi sahoba unga borguncha bu jon beribdi, bunga qaytib kelguncha bu jon bergan va birinchisi ham chanqagan holatda jon bergan. Qo'lida suvi bilan Rasululloh oldigacha yig'lab chiqdi, dunyoda bunaqa do'stlik bormi dedi. Jon berar holatida bir qultum suvini itlinib, ilinib ko'rgan bu sahobalarni hovzi Kavsar suvida Alloh iroq qilsin. Lekin biz shunday qilolmayapmizmi? Meni kechiringlar. Men o'zimni hammadan ko'ra aqlli, taqvoli demoqchi emasman, lekin bo'layotgan voqelikdan kelib chiqib aytayapmanki, bir devor qo'shnimiz uyida sovqotib o'tirsa, hech kim bildirmasdan motor qo'yib, gazini pinolar topib olishimiz qanday degan narsa bo'ladi aslida. Mayli kimdir fatvo qilsin, mayli kimdir yo'l topsin. Endi hamma qo'yyapti-da. Qolon mahalla bizni ham tortib olyapti-da. Qolonchi ham shunday qilyapti-da deb menga kelyapti. Qo'zdog'lar fatvo bering. Men qanday fatvo beraman, birodar? Meni fatvoyim bilan bitta musulmonni uyda chaqaloqni soqotib turgan bo'lsa, men qanday qilib sizga shu ishni halol deb ayta olaman? Siz musulmon sifatida bering edi, aksincha. Mayli, buni misol qilyapman xolos. Boshqa masalalarda ham mo'min musulmon bir-birlariga qay darajada muruvvatli, qay darajada saxovatli, qay darajada ehtiromli bo'lish kerak. Bu do'stlik payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam o'rgatgan. Madinai Munavvarada Ummu Sulaym degan onamizning juda dovruqlari baland bo'lgan. Chunki bu ayolning, sizlar bilasiz, o'g'illari Anas ibn Malik radhiyallohu anhu bo'ladilar. Payg'ambarimiz alayhisolam Makka'dan Madinaga ko'chib kelganlarida hamma payg'ambarimiz alayhisolamning ko'nglini olishga harakat qildi. Kim ovqat qilib berar, kim xizmat qilar, kim hadoya keltirar, qanday qilib bo'lsa ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning bir nazarlarini topishga harakat qilardi. Bu tabiiy narsa, agar bizning davrimiz ham shunday bo'lganda edi, biz ham Rasululloh davrida yashaganimizda jonimizni fido qilishga rozi bo'lardik. Bu tabiiy musulmon uchun. Hamma nimadir qilib Rasulullohning ko'nglini olgisi kelyapti. Lekin birgina Ummu Sulaym onamiz yig'layaptilar. Borib beray desa dunyosi yo'q ekan. Turmush o'rtog'i yo'q, xizmat qilay desa o'zi ayol. Hech narsa qila olmayapti. Lekin hech kim qila olmaydigan jasoratni, hech kim qila olmaydigan hadoyani qiltishlik aqliga keldi. Bir kuni Rasululloh oldilariga bordilar. Ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, men Ummu Sulaym bo'laman. Hamma o'zlarini ko'ngillarini ovlashga harakat qilyapti. Kim hadoya berdi, kim xizmat qildi? Men hech narsam yo'q ekan. Meni bor butun bor ekan. Mana shu men uchun eng qimmatli va eng qadrli va eng boyligimni eng zo'ri bo'lgan narsani sizga olib keldim. O'g'lim Anasni olib keldim, shu sizning xizmatkoringiz bo'lsin dedi. Anas ibn Malik payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xizmatkoriga aylandi. Shuning uchun Anas ibn Malik o'zi faxrlanib aytadilarki, ana xadamtu li rasulillahi sollallohu alayhi vasallam 10 sanavat dedi. Men payg'ambarimiz alayhissalomga 10 yil xizmatkor bo'lganman dedilar. 10 yil shunaqa xizmatida bo'ldilar. Doim yonlarida bo'ldilar, suhbatlarini eshitdilar. Mana shu ayol Ummu Sulaym onamizni shu jasorati, shu himmati hammaga mashhur bo'ldi. Uylarda o'tiruvdilar. Abu Talha degan kishi sovchi bo'lib keldi. Salom alaykdan keyin senga sovchi bo'lib keldim, menga turmushga chiqdi. Ummu Sulaym onamiz hayron bo'ldilarda, yo'q, men sizga turmushga chiqolmayman dedilar. Nega endi? Chunki men musulmonman, muslimaman, siz esa kofirsiz. Musulmon bilan kofir turmush qurmaydi dedilar Ummu Sulaym onamiz. Abu Talha iymonda emas edi. Nima deyapsan dedilar g'azablangan Abu Talha. Chunki Madinada eng badavlat va so'zini hech kim qaytarmaydigan quvvatga ega edi. Mendan ko'proq mahar beradigan odam og'iz soldi. Allohga qasamki, bu yerda mendan boshqa ko'p mahar beradigani yo'q. Men senga juda katta mahar beraman, turmushga chiq dedi. Ummu Sulaym onamiz yana aytdilar, uzr, turmushga chiqolmayman, chunki siz musulmon emassiz. Mahrda e'tibori yo'q. Yo'q, sen buni safsatani aytyapsan. Senga birortasi kattaroq va'da qilganga o'xshaydi.
Kanca ayıttı, ayıt nime vereyim ahal geldi. Yine Ummu Süleyman anamızın afsane etiketine başladı. Ummu Süleyman anamız yine fakat yine Müslüme ayarı ayıta aladıkan. Fakat yine Allah'tan korkadıkan ayarı ayıta diken gitmek yapardılar. Ey Ebu Talha diyorlar. Sen o zihni kavmini en avruhunu hissedin. Senin sözünü hiç kim kaytarmadan. Ama benim kaytaramadım. Çünkü sen kafırsan. Sen bilen beni aramda nikah buluşu umuman mümkün yemez. Allah ki kasam ki sen bilen beni tohtatıyorken neşe fakat imandır. Eğer sen iman getirip kelime etsin. Allah ki kasam ki ben senin imanını mahir deyip kabul kulemem. Bir dirham olmasın tutuşa çıkamaz. Bunda cesaret, bunda muhabbet, bunda dinliğe sadakat bulan bu Müslüme ayolga üylenişlik dünyada en bahtlik erkeği için bahtlik. Tazirlenip gitti Ebu Talha. Allah'ın merhametiyle iman kettir. Nima qilishligini so'rovdilar, Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamning huzurlariga bor dedilar. Anas ibn Malik yetalab bordilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday sahobalar bilan davra qurib o'tirdilar. Abu Talha kelib qoldi. Sahobalar ajablanib qaradilar. Axir bu dinda emas, nega kelyapti? Lekin birdan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yuzlari o'zgardi. Tabassum qilib kuldilar. Sahobalarga qarab Abu Talha kelyapti dedi. Ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kelyapti, ko'ryapmiz. Abu Talha peshonasida nur ko'ryapman aman dedilar Rasululloh sollallohu alayhi Kegünce imanı kalbine kirip, tanesinden otup, bütün vücudundan nuru bah, ura başlayın. Ebu Talha, bana şunu deyip iman yedir. Bir makale okup kaldım, zamanımız makalelerden biridir. Garip'te yaşaydıgan bir ayol, Nasrani ayol, İslam dinini kabul kılıp, Müslüme bulgenirken, şu kendi kulu Müslüme bulgenini özü bir makale kılıp verirdi. Ayolunun yazışı karagende bu ayol, shunaqa geolog, arxeolog, juda kuchli bir tarixchi olim ayol ekan, butun dunyo bo'ylab sayr qilib, millatlarning urf-odatlari, odatlari haqida asarlar yozar ekan, kitob yozar ekan. Odati qaysi yurtga borsa, o'sha yurtda bitta oilani iltimos qilib, shu oilaning ichida yashar ekanki, shu yurtni, shu millatni yaxshiroq urfini o'rganishiga. Mana shunday safarlardan birida musulmon diyorida bo'lib qolgan bu olim ayol bir oddiy yana musulmon oilasida mehmon bo'lib yashab turibdi bir necha kun. Oila diniy mutaxassis oilasi emas, oddiy musulmon oilasi. Oddiy yana musulmon oila. O'rtahol oila. Mana shularda yashab yurish davrida oilaviy muhitdan ta'sirlana boshladi. Er bilan xotinning bir-biriga bo'layotgan munosabatlari, ota bilan farzandning orasidagi muomalalari, oilada go'zal madaniyat Dasturxon atrofida biror marta ham g'iybat ixvo bo'lmasligi, eri xotin orasida bekorchi janjallar bo'lmayotgani, oila boshlig'ini og'zidan biror marta fahsh so'z chiqmayotgani, qiz otani oldida hayo bilan o'tirishligi, ota hatto qizini uyiga ham eshigini taqqillatib ijozat so'rab kirishligi, qiz esa otani uyiga eshigini taqqillatib ijozat so'rashliklari, bunday holatlardan juda ta'sirlangan bu olima ayol oxiri so'rabdi. Bu qanaqa madaniyati, qanaqa millatlar, bu qanday bunday madaniyati shunday joriy qildilar. Er xotin ham, oila ham hayron bir-birlariga qarab bilmaymiz. Biz shunaqa yashaymiz ekanmi? Biz musulmonmiz. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam qanday yasha degan bo'lsa, shariat qanday buyurdi, shunaqa yashaymiz xolos. Bizda hech narsa yo'q, na ilm bor. Biz eshitganimizni, ustozlardan o'rganganimizni, ulamolardan eshitganimizni, musulmon bo'lib bilgan narsamizni hayotga tatbiq qilyapmiz xolos. Bu degandan keyin bu ayol, demak bu madaniyat bitta sizga xos emas, demak musulmonki bo'lgan odam shunaqa yashaydi. Ha shunday yashash kerak tabiiy deb bular. Oxiri ta'sirlanib bu oilaning go'zal madaniyatidan ta'sirlangan bu ayol qaytayotganda musulmon bo'lib qaytdi. Va maqolasida ham meni musulmon bo'lishimga musulmon oilasi sabab bo'ldi debdi. Mani ta'sirlangan narsa bu emas, menga ta'sir bergan narsa boshqa narsadir. Men buni qayta-qayta o'qidimda beixtiyor bir savol qalbimga keldi-yu, vujudim qaltirab ketdi. Shu savolni hozir o'tirganlar hammamiz o'zimizga bir berishga taklif berardi. Mening savolim, agar mabodo shu ayol menikida yashaganda mendan ta'sirlanib bu ayol ham meni oilamdan ta'sirlanib musulmon bo'larmidi-kin degan savol keldi. To'g'risini aytaman, mana shu savolga javob topa olmay ko'p qiynaldim. Ko'p qiynaldim, yig'ladim, Allohdan so'radim, "Ya Rabbi,
bizge ham şunday hayot berdin ki yürüş duruşumuz hammasi hatto darvozani berkitib odamlarni ko'zidan xoli bo'lganimizda ham go'zal madaniyat sohibi bo'layapdik. Ana endi mana shu savolga bir javob qidirib ko'raylik. Qanday yashayapmiz? Eshikdan kirib olib baqir chaqir boshlayapmizmi? Qizim o'g'illarimizdagi munosabatlarimiz qanday? Eri xotin orasidagi munosabatlarimiz qanday? Uyimizdagi tutumimiz qanday? Hammasini o'zimizga savol berib turib, agar biz ham alhamdulillah mana uyimda kim ko'rsa mana shu madaniyatimdan ta'sirlanadi deyotgan xulosani qilsak, Alloh mana shunday